Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, nafih, mübarek, pâk ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in, Eshâb-ı Kirâm'ın, Enbiyâ-i Azâm'ın, Sâdât-ı Kirâm Hazretlerinin, dinimizin, vatanımızın, bütün İslam dünyanın selâmetine, şerlerin şerlerden muhafazasına, bu niyaz, bu duâle bir Fâtiha-i Şerîf, üç İhlâs, Allahümme sallâsın. Er-Rahmânirrahîm, mâlikü middîn, iyâke nâbudî, iyâke nâstâîn, ihdînâs sırâta'l müstakîm, Muhterem kardeşlerimiz, sohbetimizin mevzu Vel-Fecr suresi. Vel-Fecr yani canların uyandığı zamanı and olsun diyor. Bu çok mühim bir şey. Bu şekilde takvimden bir yaprak başlıyor ömür takviminden. Yine bu meyanda yine bu Cenab-ı Hak bazı zamanlara, bazı mekanlara ayrı bir hususiyet veriyor. Bu Vel-Fecr yine Arefe gününün sabahı, Kurban Bayramı'nın sabahı, Muharrem ayının sabahı, Cuma günlerinin sabahı. Bunları Cenab-ı Hak ayrı bir hususiyet vermiş oluyor. Fakat her zaman için bu Vel-Fecr'i sabahını kalktığımız zaman ya Rabbi bize bu hayat takviminden bugün bir gün daha verdi. Ben bu günü nasıl dolduracağım? Hiç kimse ömür takviminden kaç yaprak kaldığını bilmez. Bir hak dostu onu söylüyor. Yarın diyenler helak oldu buyuruyor. Yani yarın var mısın yok musun? Hepimizin başından gelecek bir hadise. Yani her günümüz hamd, şükür ve zikirle Rabbimize yakınlık kazanacağımız bir gün olur inşallah cümlemiz. Yine her günümüz muhtacın ihtiyaçlarını gidermek suretiyle Allah rızasını nail olacağımız bir kazanç günü olur inşallah. Tabi bu en mühim vazifemiz de bugün bilhassa bu irşat beklentileri irşat edebilmek. Onun hidayetlerine vesile olmak, onların amel-i salih sahibi olmasına gayret etmemizdir. Yine her günümüz Vel-Fecr, mahzun günleri huzura kavuşturabileceğimiz gün olmalı. Allah ve Rasûlü'nü hoşnut edeceğimiz bir gün olmalı. Mü'min kimdir? Mü'min, kardeşini elinden tutan kimsedir. Mü'min, kardeşinin kendi zimmetli olduğunu bilen kimsedir. Cenâb-ı Hak, Vel-Asr buyuruyor, zamanı yemin ediyor. Zamana dikkatimizi çekiyor. Çünkü zaman çok mühim. Zaman, âdet saatine nâil olabilmek için en kıymetli bir sermaye. Bu zamanın kıymeti de dünyada son nefese kadar. Kabirde, kıyamette kazanma kaybetme yok. Geçen zamanı geriye almak mümkün değil. Kiramen katiben yazdığı dosyalar kıyamet olsun gidiyor. O günkü her günümüzü orada Cenab-ı Hak bize seyrettirecek. Cenab-ı Hak ömrünü israf edenler için Fatır Suresi 37. ayette bir misal veriyor. O mücrimler diyecek ki Rabbimiz bir çıkar. Çıkar bu cehennemden. Önce yaptığımız işlerin yerine şimdi güzel işler yapalım. Amel-i sâlihâ işlerini feryat edecekler. Cenâb-ı Hak iki tane soru soruyor. Birinci soru, size dünya düşünecek kadar bir zaman vermedik mi? Niçin dünyaya geldin? Kimin mülkünde yaşıyorsun? Kimin verdiği rızıkla merzuksun? Geliş niye, gidiş niye? Cenâb-ı Hak bunun bir idrak halinde olmamızı istiyor. Tabii kalp varsa. Birinci sorusu bu Cenâb-ı Hak. İşte dünya düşünecek kadar bir zaman vermem. Her şeyi düşünüyoruz nefsimize ait. Geliş niye, gidiş niye, bu akış nereye? İkincisi de, bir uyarıcı, bir peygamber gelmedi mi? Evet ya Rabbi, ikisi de oldu o zaman Cenâb-ı Hak. Şimdi tadın azabı, zalimlerin yardımcısı yoktur buyuruyor. İki nimet vardır ki buyuruyor Efendimiz, insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmışlardır. Birinci sıhhat, elden gittikten sonra ortaya çıkıyor. Bir de boş vakit, en çok kıyamette de üzüleceği, hatta salihlerin biri üzüleceği, keşke daha öteye gitseydik diye boş vakit. Buyurun meşhur bir hadis-i şerif var Buhari. Beş şey gelmedi, beş şey ganimet bilin. İhtiyarınızdan evvel, elden, koldan, ayak düşmeden evvel ganimet bilmek. Yani ihtiyarlıktan evvel, bu acizlikten evvel gençliği kıymet bilmek. Hastalıktan evvel saatimizi, fakirlikten evvel imkanlarımızı, meşgul zamanlarımızdan evvel boş vakitlerimizi, en mühim ölümden evvel hayatımızı. Kıyametten dünyaya bakış tarzımız ne kadar? Sanki bir akşamın loş vakti, sabahında çok kısa bir seher vakti gibi buyuruyor Cenâb-ı Hak. Onun için Rasûlullah Efendimiz boş vakit geçirmemi istemiyor. Ya dedikodu değil, nemime değil, lâb-ı hareketler değil, boş vaktimizi geçirmemiz daha istemiyor. Bugün bir yetim başı okşadınız mı? Bugün bir aç doyurdunuz mu? Bugün bir hasta ziyaret bulundunuz mu? Bugün bir cenaze işini bulundunuz mu?
bir hidayetlere vesile oldunuz mu? Bir Müslüman kardeşinin elinden tuttun mu? Bu çok mühim bir şey. Bir gün Rasûlullah Efendimiz sabah namazını kıldırdı. Arkadan döndü cemaate. Bugün dedi, oruçlu var mı dedi. Nafile oruç bu. Ebu Bekir Efendim, evet ya, devam ediyorum dedi. Ömer radıyallahu anh, değilim dedi. Çünkü nafile oruç. İkincisi, içtimai soru soruyor Efendimiz. Bugün bir hasta ziyaretinde bulundunuz mu? Ömer radıyallahu anh, ya Rasûlullah, daha gün aydınlanmadı. Daha bir hastaya gidecek vakit yok. Ebu Bekir Efendimiz, evet ya Rasûlallah, Ravza'ya gelirken namaza, Abdurrahman ibn-i Avf'ın hasta olduğunu duydum, ziyaret ettim, şifa dilim oradan geldim. Üçüncü soruyu soruyor, bu da içtimai soru. Bugün bir aç doyurdunuz mu? Yine Ömer radıyallahu anh, yine bir hafif itiraz halinde, ya daha gün ayırmadı. Bir aç bulacaksınız, zaman da olmadı. Namazdan sonra bakarız inşallah dedi. Ebu Bekir, yok dedi. Ben dedi, Ravza'ya gelirken dedi, bir aç insan gördüm. Oğlumun elinde arpa ekmeği vardı, onu yiyordu. Oğlumun elinden aldım, o fakire verdim. Rasûlullah Efendimiz, Ebu Bekir sen cennetteksin dedi. Ömer radıyallahu anh, eyvah vah vah dedi. Yok dedi, Ömer de Allah sana rahmet eylesin. Fakat dedi, Ebu Bekir daima önde buyurdu. Yani burada Rasûlullah Efendimiz niye bunu soruyor böyle gün doğmadan evvel? Demek ki vel fecre her sabah bir hazırlanmamız lazım ki, bugün ben neler yapacağım? Rasûlullah Efendimiz arzu ettiği bir hayat tarzım olacak mı? En büyüğü Allah rızası ve hoşluğunu kazanabilecek güzel amellerle günümü süsleyebilmek. Yaşadığımızın hayatın tekrar telafisi yok. Lakin hesabı var. Her an bir kaset dolduruyoruz. Basit bir kompütür gibi dünyada, esas o ilahi kompütürler. Bu kaset kıyamet günü açılacak. İkra kitabek. Kitabını oku. Geçen geçtiki hayatını oku. Kefa bi nefsike el-yevme aleyke hasiba. Bugün sana hesap sorucu olan nefsin kâfidir. İnsan kendi kendine şahidi olacak. Gözler konuşacak burada. Yani dil konuşuyor. Göz dil olacak, kulak dil olacak, derler dil olacak. Yeryüzü dil olacak. Mekanlar dil olacak. Hepsi konuşacaklar. Ayet-i kerime Cenab-ı Hak feiza feravte fensab ve ila rabbika fargab buyuruyor. Boş kaldığın zaman hemen başka bir işe koyul ve yalnız Rabbine yönel. Namaz kıldın. İkinci namaza kadar ticarette yaparsın, her şeyi yaparsın ama kalbinde Cenab-ı Hak olacak. Hak hukuk olacak. Daima ahirete faydalı işlerle hemhal olmalı. Kurtuluş erenler için Cenab-ı Hak onlar boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Zaman çok kıymetli. Yine Rabbim buyuruyor, ey iman, Allah'tan korkun. Herkes yarına ne hazırladığına baksın. Yarına. İster de daha kıyamete 10.000 sene olsun. Fakat bir sonsuzluk yolcusuyuz biz. Ebediyet yolcusuyuz. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptığınızı haberdardır. Yarının hazırlığını bugünden yapmak lazım. Bu hazır tehir edenler yarın pişmanlık yaşayabilirler son nefesten sonra. Bu hakikaten bir hak dostu onu söylüyor. Yarın yaparım diyenler helak oldu. Bir defa Efendimiz Muaz'ın elini tuttu. Muaz'ı çok severdi. Ey Muaz dedi, Allah'a yemin ederim ki ben seni gerçekten seviyorum. Sen her namaz sonunda Allah'ıma inni alâ zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetik. Allah'ım seni zikretmek. De bu lafız da böyle. Yani günü hiç unutmamak. Sana şükretmek. Her halimde bir şükür halinde, bir alta bakacağız şükür halinde. En mühim şükür imanımız. En mühim şükür Allah Resulüne ümmet olmamız. Ve bunların bir karşılığını verebilmek, sonra güzelce kulluk etmek de, yani amelen sâliha, sâliha amelleri içerisinde, ya Rabbi bana yardım et. Bu duayı hiç bırakmamını tavsiye ediyorum. Allahümme inni alâ zikrike şükrike ve hüsnü ibadetik. Ondan sonra veliyâlin aş 10 geceye and olsun buyuruyor. Cenâb-ı Hak bazı gecelere ayrı bir hasfiyet veriyor. Hep Cenâb-ı Hak kulunun cennete girmesi, bol ecirlerle huzuruna gelmesi için ikramlarda bulunuyor. Veliyâlin aş 10 gece and olsun. Bu Zilhicce'nin ilk 10 gecesi, Muharrem'in 10 gecesi, Ramazan'ın son 10 gecesi, Kadir gecesi içinde olduğu o gece. Bilhassa bu Zilhicce'nin ilk 10 günü için Efendimiz çok ayrı. Başka günün hiçbirinde şu günlerde işlenecek salih ameller Allah katında daha sevimli hiçbir amel olmaz diyor. Lakin diyor, cihat daha üstün değil mi ya Rasûlullah diyor sahibi. Onu diyor Rasûlullah, evet Allah yolunda yapılacak cihat da ancak malını ve canını
riske ederek şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı gibi buyuruyor. O bundan müstesnadır buyuruyor. Efendimiz geceleri daima ihya ederdi. Seferde daha aksatmazdı. Ayşe vadimiz geceleri nasıl ihya ettiğini bir misal şöyle anlatıyor. Bir gecesini anlatıyor. Tabi her gecesi ayrı ayrı bir güzellik, ayrı bir ruhaniyet. Ayşe vadimiz diyor, Rasûlullah benim yanıma geldi. Nasıl bir kibarlık, nezaket, incelik. Ya Ayşe, izin versen geceyi Rabbime ibadetle geçireyim. Yalnız Rabbimle beraber olayım. Ben dedim ki, vallahi seninle beraber olmayı çok severim. Ancak seni sevindiren şeyi daha çok severim. Ya buyur, nasıl arzu edersin geceyi öyle geçirin. Sonra kalktı, Rasûlullah güzelce abdest aldı. Namaz kıldı. Ağlıyordu. O kadar ağladı ki elbisesinin mübarek sakalları hatta secde yerini ıslatacak duruma geldi. O haldeyken Bilal radıyallahu anh sabah namazına geldi ezana çağırmaya. Efendimizi ağlarken gördü ve perişan durumda gördü. Ya Resulallah, Allah-u Teâlâ senin geçmiş gelecek bütün günahlarını affetti. Niçin böyle ağlıyorsunuz? Niçin haliniz böyle? Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Vallahi bu gece bana öyle ayetler nazil oldu ki onları okuyup da üzerine tefekkür etmeyenler yazıklar olsun dedi. Bu ayet Âl-i İmrân'ın 190-191. Ayetleri. Cenab-ı Hak bir tefekküre davet ediyor ayetlerde. Yani demek ki tefekkür, yani aya, güneşe, geceye, vukuata boş boş bakmamak lazım. Ayet-i kerime şöyle: Şüphesiz ki göklerin yerin yaratılışında nasıl bir azamet tecellisi. Gece ile gün birbirine ardı gelişinde aklı selim sahipleri için Allah'ın varlığını, birliğini gösteren kesin deliller vardır. Demek kul bir tefekkür halinde olmasın Resulullah Efendimize. Tabi Resulullah Efendimizden ümmetine tebliğ. Sonra nasıl olacak dün günümüz? Onlar ayaktayken, otururken, yanlar üzerindeyken her an Allah'ı zikrederler. Ticaret yaparlar, vesaire yaparlar, hamlar, işler yaparlar ama kalp Allah'la beraber olacak. Nasıl olacak bu zikir? Kalbi olarak göklerin ve yerin yaratılışını derinden derin tefekkür ederler. Bu semanın sonsuzluğu, şu kainat, şu cihan, insan, bütün mahlukat, göklerin yerin derinden tefekkür ederler. Rabbim sen bu göklere, yerlere, bu kadar insana, bu kadar mahlukat, denizde, karada, her yerde boş yere yaratmadın. Sen tesbih edip bizi cehennem azabından koru. Bilal diyor, işte bu ayet indi, bu ayet beni perişan etti diyor. Yani bu ayetin şumuluna girebilmek, yaşayabilmek. Ondan sonra buyuruyor, çifte ve teke and olsun. Cenab-ı Hak tek, muhalefetünlül havadis, kulhu Allah ehad, o bir. Bütün ne varsa hepsi çift olarak ya birbirine benzer olarak Cenab-ı Hak hâlk etti. Her şeyi karanlığı örttüğü an geceye and olsun. Yani bir manada yine bir tefekkür halinde olacak. Gece bir manada ölüme giriş, sanki uyku bir ölüm tatbikatı. Geceye girerken bir muhasebe edeceğiz. Bugün günüm ne kadar, nasıl geçti benim? Bugün ben Allah için ne yaptım? Daima ayetleri düşüneceğiz. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Kaf suresinde ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de işte ey insan bu senin öteden beri kaçtığın şeydir ölüm. Nereye kaçacaksın? Rebi bin Haysem vardır. Bir keresinde can çekişen birisinin yanına gitti. Ona la ilahe illallah diye bir telkin ediyordu. Adam da sanki bir elinde para kesesi var onu sayıyordu böyle sayar gibi. Hiç kelime bile duymuyordu. Öyle gitti diyor. Yani nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, öyle haşr olursunuz. Bunlar akıl sahibinin elbette bir yemin değerindedir. Yani Cenab-ı Hak bu bildirdiği şeylere dikkatli olmamız, derinleşmemizi arzu ediyor. İnsan اِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا İnsan olmak çok zalim. Niye zalim? Kendine zalim. Ahiretini unutuyor. Dünyanın müddeti ne kadar, ahiretin müddeti ne kadar? İnsan nefsi hayatına uymakla kendine zulmediyor. Cehula insan çok cahil. Cenab-ı Hakk'ın her şey azameti ilahi tecellisi. Abes yok kainatta. Onun farkında değil. Fizik hukuku, kimya hukuku vesaire bunların faili kim? Kim bu ilmi gönderdi? O kırıntı ilmi. Yani insan çok cahildir. Akıl ve kalbi dumura uğramıştır. Niçin dünyaya gel? Kim mümkün diye yaşıyor? Geliş gidiş nereye? Farkın değil.
Halbuki bu ömür ebediyet yurdu yanı bir an bile değil. İlla işiyeten evduha. Ondan sonra ayet kahrolan kavimleri bildiriyor. Cahiliye kavimleri bildiriyor. Allah'tan uzak yaşanan toplumlara cahiliye devir, cahiliye toplumu denir. Yani bugün dünya bir modern cahiliye geldi. İşin zahirine bakınca batını gözükmüyor. Virüs deniyor, kim gönderdi? Kuraklık deniyor, kim gönderdi? Seller deniyor, kim gönderiyor? Enflasyon deniyor. Nasıl bir bereketsizlik? Niçin bu bereketsizlik? Düşünülmüyor. Cenab-ı Hak İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn buyuruyor. Ne kadar biz Cenab-ı Hak toplu olda ibadet kulluk yaparsak Allah'tan o kadar yardım gelir. Eğer tersine yardım kesilir. Maalesef de kahra uğrayan kavimler günümüzde artmaya başladı. Ahlaksızlık, zayıfın hakkını yemek, Allah'ın haram kıldığı bir ticaret, nefislerin put haline gelmesi, aile hayatına çöküntüler, yıkıntılar, iffetin dibe vurması. Yani bize cahiliye devrini hatırlatan günümüzdeki vakalar. Ticari hayat, faiz, rüşvet, iffetsizlik vesaire. Velhasıl Cenab-ı Hak yine Allah bir kavme verdiğini o kavim kendini bozup değiştirmeyecek. Bugün de bizim yapacağımız kardeşlerim bol istiğfar etmek. Seherleri iyi değerlendirmek. Namazlarını mümkünse cemaatle kılmak. Cenab-ı Hak iltica etmek, bol sadakalar vermek. Fakirlerin, gariplerin dualarını alabilmek. Yani her Müslüman hadisatın akışından, dünyanın gidişinden kendisini mesul hissetmeli. Yani toplumdaki biçarelerden, hidayet mahrumlarından ve onları İslami hakikatle tebliğ etmek vazifesinden kendini mesul hissetmeli. Cenab-ı Hak buyuruyor müminler için, salih insanlar için. Siz insanların iyiliği için, insanların hayrı için en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz. Bu 11 yerde geçiyor. Yine bu çok ibretli bir hadis-i şerif. Nefsim kudret elinde olan zata Allah'a yemin ederim ki ya marufu emreder ve münkerden nehyedersin veya Allah'ın katında umumi bir bela göndermesi yakındır. O zaman yalvar yakar olsanız duanız kabul edilmez buyuruluyor. Mevlana'nın güzel bir ifadesi var. Allah'a yemin ederim ki de Mevlana kötü yılan kötü dosttan iyidir. Kötü yılan insanın canını alır, zehirler. Fakat kötü dost insanı ebedi ateşe atar, yakar, yandırır. İnsan konuşmasa bile kötü arkadaşına huy kapar. Gönül gizlice onun ahlakını alır, benimser, kötü ahlakını kendine ahlak edinir. Doğruluktan nasibi olmayan, sermayesi bulunmayan arkadaş senin sermayeni de alır gider. Ondan sonra gelen ayet, Cenab-ı Hak buyuruyor, insan var ya diyor. İnsanın iç dünyasını bildiriyor. Bu hangiyle gafil insan iç dünyasını? Rabbi kendisi imtihan edip de ikramda bulunda, mal, servet, çoluk, çocuk vesaire dünyevi şeye verdiği zaman Rabbim bana ikram etti der. Halbuki bu bir imtihan vesilesidir. Bunu nasıl kullanacak? Yukarı giden Rabbim her an gözetlemedir ifadesine bağlı. Yani Allah Teala kullarının hallerini gözetler. Ve ve mahkum eyne mahkum nereye gitseniz Cenab-ı Hak sizinle beraber iyi ve kötü amel karar verirken insan bunları hiç önemsemez, insan gafildir. Gafil insanın gözünü diktiği tek husus da dünya hayatı ve dünyadaki olan nefsani lezzetlerdir. Cenab-ı Hak buyuruyor de ki Rabbim kullarına dilediğine bol rızık verir, dilediğine kısa. İkisi de imtihandır. Siz ne hayra ne harcarsanız Allah onu bilir. Bugün Cenab-ı Hak varlık verdi, imkan verdi. Bir Müslümanın vazifesi nedir? Bol nimete karşı durumu nedir? Sahip olduğu serveti Allah'ın bir emaneti ve imtihanı olarak görecek. Zira mülk el mülkü lillah, mülk Allah'ındır. Mülk komünizmde toplumdur, liberal sistemde fertlerindir. Fakat İslam'da ne toplumundur ne fertlerindir. El mülkü lillah, mülk Allah'ındır. Kul sadece bir veznedar, bir tasarrufçu, lakin bu tasarruflarında mesul, hesap verecek. Riyazat içinde yaşayacak. Süleyman Aleyhisselam Efendimiz'in hali gibi, ihtiyaç fazlasını Allah yolunda infak edecek. Cenab-ı Kulül Af buyuruyor. Fabrikası olacak, şey olacak, işi olacak, çalışacak, Allah yolunda sarf edecek. Fakat riyazat halinde olacak, fazlasını verecek. En mühim, varlığın iki tane düşmanı var. Biri israf, biri pintilik. İsraf aşırı derecede kendini harcamak, cimrilik ise haddinden fazla kendini biriktirmektir. İkisi de bencillik ve hodgamlıktır. Rabbim bu şekilde bir kulu reddediyor. Ayet-i kerime şöyle bu eli boynuna bağlamış gibi cimri olma, büsbütün açıp israfa da kaçma.
O kulu harcadığı ne israf eden necmindeki de ikisinden orta bir yol tutarlar. Allah'ın emrettiği gibi sırat-ı müstakim üzerine riyazat halinde israfsız bir yol tutarlar. Allah'ın verdiği bütün imkanı yine Allah yolunda sarf etmek. Bilhassa dinin zayıfladığı bir zamanda Kur'an kursları, imam hatipler, dini müessese daha fazla revaç vermek zorunludur. Malı Allah yolunda sarf ederken de arz-ı endam halinde değil, yani bir gösteriş halinde, menlik halinde değil, arz-ı hal halinde, büyük bir tevazu halinde. Cenab-ı İbadurrahman yeryüzünde mütevazı olarak dolaşırlar buluyor. Cenab-ı Hakk'a teşekkür edası içinde verecekler. Ya Rabbi sen nasip ettin. Sana şükürler olsun. Verirken sevinecek. Hep biz büyüklerimizden gördüğü daima verirlerken tebessümle sevinerek verirlerdi. Bir Müslüman kendini kardeşin zimmetli olduğunun idraki içinde olacak. Günümüz küresel güçler. Görün küresel güçleri. Dini duyguları zayıflatmak suretiyle insanları kendi öz vatanlarında esir alıyor. Kendi topraklarına hizmetçi ediyor ya da vatanını terk etmeye mecbur ediyor yahut onun botlarını patlatarak bir kabristanı çeviriyor Akdeniz'e. Onun daha beteri, beterinden betere televizyon, internetin bazı programları dolayısıyla o temiz duygularını alıyor, İslami duygularını alıyor, kendi duygularını oraya akıtıyor. Evlat babaya, anaya yabancı olmaya başlıyor. Gayr-ı mağdûb-i bir aleyhim velâ dâlim dalâlettekilerin yoluna meylediyor. Velhâsıl mü'min verirken sevinecek. Rasûlullah Efendimiz verirken sevinerek verirdi. Âişe vâlidemiz ganimetler gelirdi diyor. Hiç onu dağıtmadan diyor Allah Rasûlü bir huzur bulamazdı diyor. Onu dağıtmakla, onları doyurmak, onu sevindirmekle, muhtar sevindirmekle Efendimiz sevinirdi buyuruyor. Onu sevindirmekle Efendimiz doyardı buyuruyor. O sevinç Efendimiz'i doyururdu diyor. İki sebeple mümin sevinecek. Bu alış, bu veriş inşallah onun rızasına kavuşması vesile olacak. Verirken sevinecek, bu Allah'tan kavuşma vesile olacak. Ayrıca sevinerek verebilmek işin takvasının bir göstergesidir. Malından çok Allah'ı seviyor demektir. Sevdiklerine vermedikçe Allah'a yaklaşamazsın buyuruyor. Bir revası olamazsın buyuruyor. Şunu da daima diyor, para bir röntgendir. Para daima geldiği yere akar. Yani bir kişinin malı hayırla ona sarf ediliyorsa, onun malının helalliğini gösterir. Vasatsa, vasatlığını gösterir. Eğer gitmiyorsa, onun lâ yenfâ kazandığının durumunu gösterir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, burası çok mühim kardeşler, yaşama zevkini bırakıp, yaşatma aşkına gönlü vermişti. Yaşama zevkini bir tarafa bıraktı, yaşatma aşkına gönül verdi. Bu sebeple dünyevi arzuları bir tarafta bıraktı Efendimiz. İnsanları daima tebessüm ettirmenin, mahzun gönlünü sevindirmenin, bir kişi daha hidayete sevk etmenin sevdasıyla yaşardı. Açları doyurmanın lezzetiyle doyardı. Muhtaç kimine ihsan gideme huzur bulurdu. Onun talebesi de ashâb-ı kirâm aynı şekildeydi. Bir misal, sayısız binlerce misalden, Yermuk Harbi'nde üç şehit yaşama zevkini bir tarafa bıraktı, yaşatma aşkıyla su geldi, kardeşini işaret etti. Konuşmaya bile zamanı yoktu. Ancak kelime son nefesini vermek üzereydi. Fakat sudan dudakları çatlamıştı. Üçü birbirine böyle su su dedik, işaret ettikçe üçü de vefat etti. Bir bardak su ya bir bakra su ortada kaldı. Yani demek ki yaşama zevkini bir tarafa bırakıp yaşatma zevkiyle Allah rızasını kazandılar. Velhâsıl aynı şâkirinden, şükreden zenginlerden olabilmek. Herkes durumuna göre zengindir. Zira Cenab-ı Hak Süleyman Aleyhisselam için nimel abd onu güzel bir kuldu buyuruyor. Kalem Suresi'nde bir darman hadisesi var. Burada Yemen'de bir kişi mahsulü toplar. Toplarken fukara halk etrafına gelir, öşür verir. Öşür zekattır, farzdır. Hatta fazla fazla verirdi. Nihayet bu zat vefat etti. Oğulları etrafta insanlar var, mesken var. Aman de fakirler duymasın geldiğimiz biz hemen toplayıp gidelim dediler. Hadi ayette fısıldıcı fısıldıcı gittiler ki aman yüksek sesle konuşmayalım ki fakirler duyup gelmesinler diye. Bir gidip baktılar tarlada simsiyah kapkar olmuş. Biri dedi ki yanlış yere geldik. Yok dedi yanlış yere gelmedik dedi. Bu bize bir ikaz dedi. Evet bugün de yani mesela bundan zekattan hayırdan ye uzu sadakat Allah alır buyuruyor. Hastalıklar gelir, musibetler gelir, vesaire gelir. Bunlar hepsi siper-i sâikadır. Yarım hurma bile olsa Efendimiz sadaka verin buyuruyor. Hiç olmayana.
unutmayın diyor, belleyin diyor. Sadaka vermeyin de kulun malı eksilmez diyor. Bereketlenir. Uğradığı haksızlığa sabredenin Allah şerefini arttırır. Dilenme kapısını açan kimsenin Allah fakirlik kapısını açar. Burada müstahni olmak. Velhâsıl Karun çok fakirdi. Salih bir kimseydi. Sonra Cenâb-ı Hak zenginliği imtihan etti, kaybetti. Gururlandı, kibirlendi. Musa aleyhisselâm tavır aldı. Serzi beraber yerin dibine girdi. Yani her nimet iki uçlu bıçak gibidir. Servet de, evlat da, göz de, kulak da, deri de. İstikametin kullanıldığı kişiye, hayra, cennete sevk eder. Aksi halde cehenneme gider. Mü'min pinti olamaz asla. Kendine mal biriktirmek bir gasptır. Zira mal emanettir. Yine israf etmek de ayrı bir gasptır. Bize emanet olan malı Kur'an ve sünnet muhtevası kullanmamız zorunludur. Para yılan gibidir. Hangi dilekten gelirse oradan çıkar. Boğazdan haram para geçerse ameller bozulur. En azından ihlas bozulur. Mümin cömert olacak, diğergâm olacak, paylaşacak. Allah'ın kendine nimetlere bir teşekkür edası içinde olacak. Allah bunu bana verdi, niye bana verdi? Ona vermedi, bana verdi. Niye bana verdi? Bunun bir tefekkür içinde olacak. Velhâsıl çok hadis-i şerifler var, ayrı ayrı ikazlar var burada. Mevlana diyor ki, sen varlığını, malını, mülkünü güzelce infak et de bir gönül almıyor. Ki o gönlün duası mezarda o kapkara gecede sana ışık versin, nur olsun. Ne bir şair diyor ki Ziya Paşa'nın, dehrin ne safa var acaba sîmi üzerinde, insan bırakır hepsini hîne seferinde. Velhâsıl bu ise evliyâların şeyleri, ikazları, irşâdları çok. Âyette yük mal verdiğimiz zaman Allah bana önemsedi der. Ondan sonraki ayette onu imtihan edip rızkını azalttığımızda yani o fakirlik verdiğimizde Rabbim beni önemsemedi der. Bu da büyük bir gafletin ifadesi olmuş oluyor. Mümin ya şükür makamında olur yahut da sabır makamında olacak. Fakir bir müminin vazifesi nedir? Sabır ve hâle rıza. Kendi imkânlarıyla kulluk ve gayretine devam etmek. Gerçek saadet hayatın meccezilerini yani iniş çıkışlarını kabullenmek. Meşakkatlerine tahammül etmek, İslâhına gayret etmek, her şeyin güzel tarafını görüp âlem-i Rabbine teslim olmak da mümkündür. Bunu hep muhtelif peygamberlerde görürüz. Rasûlullah Efendimiz zamanında görürüz. Hem zengin zamanını görüyoruz, gayrimede, hem de hepsini dağıtıp çok fakir olduğu zamanlarını görüyoruz. Lokman Hakîm'in güzel bir ifadesi var. Yavrucuğum diyor, gönlünü kederlerle, üzüntülerle meşgul etme. Aç gözlükten sakın. Takdire razı göster. Allah'tan sana verilene kanaat et ki hayatın güzelleşsin. Gönlün sururla dolsun, hayattan zevk alasın. Velhâsıl bu fakirlikte, zor anlarda mahrumiyetleri, hatta isyanlara mazeret kılmamak lazım. Allah'ın verdiği razı olmak en büyük zenginlikte de kanaattir. Kıskançlıktan, cehaletten kurtularak marifete ermiş kulların elde edebileceği yüksek bir makamdır bu makam. İşte Karun baştan fakirdi, zengin onu cehennem yolcusu etti. Salih bir mescit kuşuydu. Malon ihtirası onu da Allah korusun rahmetten uzaklaştırdı. Hayat iniş çıkışlarla dolu. Bir mümin bu iniş çıkışları kulda kusur ve ihmalin bahanesini yapmayacak. Rabbim Kur'an-ı Kerim'de bize birbirinizden çok farklı ahvalde peygamberle salih kullar bildiriyor. Süleyman zengin bir peygamber bildiriyor. Eyyub aleyhisselam gibi yoksul bir peygamber bildiriyor. Ben Cenab-ı Hak ona nimet ve onu güzel bir kuldu buyuruyor. Yani Hakk'a kulluk hiçbir şeyin mazeret olmadığını misallerle gösteriyor Cenab-ı Hak. Eyyub aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, hepsini ayrı ayrı Yusuf aleyhisselam Efendimiz Taif'te nasıl taş dönüyor, nasıl dönüp dua ediyor. Velhâsıl başa gelen ilahi imtihana karşı niçin, neden dememek bir müminin en fazla şikayeti unutmak. Velhâsıl bollukta da, darlıkta da Allah için infak ederler. Bollukta verecek, bolluğunun durumuna göre verecek. Darlıkta verecek, yarım hurma verecek. Darlıkta verenler Allah'la ticaret yapmış olurlar buyuruyor. Ebu Zer çok fakirdi, çorbana süt koyu dedi. Tane koyamazdı. Etrafını bir gözet dedi, bir seyret et, bak bu dedi. Verirken bir nezaket de zarafet içinde ver dedi. Çünkü ye uzu sadakat, Allah'a veriyorsun verdiğini. Allah'ın eline geçer, Allah'ın elinden o kimsenin eline geçer buyuruluyor. Efendim buyuruyor, bir dirhem 100.000 dirhemini geçti. Yarısında bir dirhem 100.000 dirhemini geçer.
Efendim buyuruyor, bir dirhem veren yokluktan verdi. 100.000 dirhem mevcuttan verdi. İşte bu yer mukarbinde bir bardak su 100.000 dirhemi geçti. Bize bu Tebük seferi de ayrı bir gibi. Orada Müslümanlar nasıl bir şeydi? Hava sıcak diyorlar. Bu sefer olur mu diyorlar? Cehennem ayette cehennem daha sıcak buyuruyor. Velhâsıl kul dünyanın imtihan olduğunu unutmaması icap ediyor. Ondan gelen ayet 17. 20. ayette Cenab-ı Hak hayır, doğru siz yetime ikram etmiyorsunuz buyuruyor. Bu cahiliye devrindeki manzarayı bildiriyor. Fakat bu cahiliye devrindeki manzaraya bugün onlar gibi olmayacağız. Siz doğrusu yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmeye birbirini teşvik etmiyorsunuz. Hem yoksulu yedireceksiniz hem de teşvik edeceksin. Helal haram demeden mirası obur gibi yiyorsunuz. Malı aşırı birini seviyorsun buyuruyor. Unutmayın ki Efendimiz bir yetimdi. Yetimleri çok sever. Eshâbına yetimlere kadar çok şefkat, merhametli olmayı talim ederdi. Efendimiz'den yetimden çok hadisleri var. Bu yetimleri arayalım, bulalım. Bilhassa bu Suriye'den gelen dul kadınlar, yetimler, biçareler, onlardan biz mesulüz kıyamet günü. Mü'min daima gönlünü kontrol altında tutacak. Muhabbet ve meyli dünyaya mı, ukvaya mı? Muhabbet ne tarafa bu meyil? Dünyaya mı, ukvaya mı? Rasûlullah Efendimiz öyle bir şey yapmış, ben Kevser havunu bekleyeceğim buyuruyor. Yine Efendimiz, mü'minin derdiyle dertlenmeyi bizden değildir buyuruyor. Cenâb-ı Hak, hayrat işine yarışın buyuruyor. O takvâsı bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, gâizlerin öfkelerini yutarlar, öfkelerini olmazlar. Cenâb-ı Hak istemiyor. Efendim yer değiştir diyor. Çünkü öfkeli olma kalp kırarsın, sesini yükseltirsin. En bedses merkeplerin sesidir buyuruyor Cenâb-ı Hak. O sadece insanları affederler. Allah da muhsinleri sever buyuruyor. Her varlık şefkate muhtaç. Kul merhametli bir diyargım olacak ki bu güzel duyu vesile o kul üzerine Cenab-ı Hak rahmet tecelli edecek. Esas kul kendini hazırlaması lazım. İslam hodgam insan istemiyor. Mümin diyargam olacak. Her davranışta İslam'ın güler yüzünü gösterecek. Biraz evlatlarımız bugün. Namaza alıştırmıyoruz evlatlarımızı. Camiye götürmüyoruz. Yarın ayrılmak çok zor olur öbür tarafta. Burada vefat etse üzülürüz çok. Oradaki ayrılık vefata da benzemez. Cenab-ı Hak bu cehenneme girenleri cennete giren uzan soruyorlar. Siz niçin cehenneme girdiniz diyorlar. Niçin cehennemlik oldunuz diyorlar. Peygamber geliyor, kitap geliyor, kevni ayet her şey dolu. Her şey Allah'ın acametini gösteren delillerle dolu. Niçin cehennemlik oldunuz diyorlar. Onun birinci cevapları biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. Namaza çocukta alışılır. Canım sonra kılar, yok sonra kılmıyor sonra. Anayı babayı da tımmıyor. Onun için yavrularımızı hediye alarak vesaire namaza alıştırmak lazım. İkincisi bu cehenneme giden diğer bahsim yoksulu doyurmazdık diyorlar. Biz egoistik diyorlar. Odgamdık diyorlar. Menfaat perestik diyorlar. Yoksulu doyurmazdık diyorlar. Ondan sonra gaflete dalanlarla beraberdik. Uyduk kalabalığa. İnternet, televizyon vesaire şu o menfi şeylerine. Ahireti de inkar edenlerden olduktu. İşte bugün yani şimdi sokaklara baktığımız zaman bir ahiret inancı mı var? Ahlaka baktığımız zaman bir ahiret inancı ne kadar var? Ticari hayata baktığımız zaman bir takım yanlışlıklar ne kadar ahiret inancı var? Ölüm de geldi çattı diyorlar. Ondan sonra ayetler şeye geçiyor. Kıyamete geçiyor. O yerde parça parça diyor Rabbinin emri geldi. Melek saf saf dediği zaman her şey ortaya çıkacak. Tabii o gün çok zor gün. Osman radıyallahu anh gerçek mümin altı içeri korku içinde olacak. Birinci imanı kaybetme korkusu. Bir garantisi yok son nefese kadar. İkincisi kıyamken rüsva edecek şeylerin melekler tarafından yazılması korkusu ortaya çıkacak. Amellerin şeytan tarafından boşa çıkartması. Ölüm meleği Ezrail gaflet içindeki anı bir internette o pis programı bakarken ölüm anı gelmesi. Ya pis manzara seyrederken bir ölüm anı gelmesi. Dünya mağrur olup ahiretten gafil kalma. Çoluk çocuğundan fazlaca meşgul olup onlara ahirete hazırlamama. Hocam onlarla bir gaflete dalma. Resulullah Efendimiz cehennemliklerin burada bir şeyini bildiriyor. Onlar diyor cehennemliklerin burada çok vasıflar biliyor. Burada bir vasfını katı kalpli, merhametsiz, şefkatsiz, dun,
vicdansız, cimri, kurularak yürüyen kibirli kimselerdir buyuruyor. Allah cümlemizi evlatını muhafaza eylesin. Cennetlik de üç kısımdır. Kuvvet sahibi, adil, tasadduklu bundan ve muvaffak olan kişi. Adaletli olacak, infak edecek. Bütün yakınları Müslümanlara karşı merhametli ve yumuşak kalpli olan kişi. İffeti, namuslu, ehli iyal sahibi olduğu halde kimseden bir şey istemeyen. Fukara-i sabirinden. Onu ayette o gün cehennem getir insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Bu hatırın ne faydası var? Kitap ortaya konmuş, suçlar onda yazılı olandan korkmuş olduğunu görürsün Cenab-ı Hak. Vay halimize derler. Bu nasıl kitapmış? Kehf suresinde. Küçük, büyük, hiçbir şey bırakmazsın. Hepsini yazıp dökmüş ve yaptıklarını karşısında bulmuşlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez diyor ayette Cenab-ı Hak. Kul hakkı. Çok dikkat edin. Efendi vefat ederken Enes diyor, iyice sesi kısıldı diyor. Neredeyse diyor, duyamaz hale geldi. İki şey üzerinde duruyor. Namaz, namaz, namaz. Namaz bu kadar mühim. İkincisi, emrinizin adı hukukuna dikkat edin. Çalıştığının hukukuna dikkat edeceksin. Toplumdaki yetimlerin, kimsesizlerin, gariplerin hukukuna dikkat edeceksin. Ve ayetin şeyinde devamlı. İşte o zaman insan keşke bu hayatın bir şeyler yap gönderseydim diyecek. Ne faydam? Geldi geçti bitti. Hesaplar kapandı. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse bertaraf edemez. O zor gün. Hatta müzevvi söylüyor, peki inkâr eder de o çocuğu ak saçlı ihtiyarları çevirecek. O günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Hatta yine bir dehşetli bir ayet-i kerime de Meâl Sûresi'nde. Herkes kendi derdini, günahkâr kimi ister ki o günün azabından kurtulmak için. O günün ister ki o gün adam kurtulmak için, oğullarını, karısını, kardeşini kendini koruyup barınan tüm aile, yeryüzünde kim var diye fidye olarak versin de tek kendini kurtarsın. Yok ama bitti. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz buyuruyor. Ondan sonra esas müminlerin durumuna geliyor Cenab-ı Hak. Ey itminana ermiş nefis. Allah yolunda amel-i salihlerle dolu. Kalp cemali sıfatları mazharı olmuş. Korku ve ümit arasında bir hayatı var. Her şeyi evlat yetiştirme, ticaret vesaire hepsi Allah için. Velhasıl Cenab-ı Hak bizi bir rahmet insanı olmamızı istiyor. Rahmet insanı kimdir? Cenab-ı Hak Resulü Efendimiz ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Âlemi rahmet olarak gönder. Ümmetinin de rahmet insanı olması. Nedir rahmet insanı? Yani Allah'ın temsilcisi ve dinin şahidi olarak yaşar. Cenab-ı Hak sizleri ılımlı bir ümmet olarak, hayır hah bir ümmet olarak, istidat bir ümmet olarak yarattık. Siz yani Allah'ın şahidesiniz. Ve nefs-i mutmainne bu Allah'ın şahidi olmak. Yani yaşayarak Allah'ın dinini temsil etmek. Peygamber de kıyamet ve şahit olsun Cenab-ı Hak buyuruyor. Bu şahitliği en güzel şey ifade edebilmek. Nefsani arzuları bertaraf etme, ruhani istidatların inkişaf ettiğini gayretinde olabilmek. Kibir, enayet, dedikodu, iftira, yalan, cimrilik bu kötü hadislerden kurtulmak. Bunun yerine şefkat, hizmet, tevazu, sabır, edep, haya, vakar, hizmetten müzeyyen olmak. Toplumumuzdaki kadın erkek ihtilatlarından azami derece kaçınmamız lazım. Birçok fitneleri görüyoruz, okuyoruz. Ziyaret, gezi, tenezzüh maksadıyla olsa bu ihtilatlardan korunmalıyız. Karışık düğünlerden, merasimlerden müsamaha gözü Allah'ın bereketi olmaz, Allah'ın rahmeti olmaz. Nikah Allah adına söz vererek bir manevi hayatın, bir hayatı manevi şekilde başlamanın bir tarzıdır. Bu da Allah'ın istediği gibi sohbetlerle vesaire de Kur'an-ı Kerim'le dualarla biraz garip duası başlamalı. Bir gösteriş, sükse vesaire bunlarla birbirine gösteriş olmamalı. Ne kötü bir düğündür buyur Efendimiz. Fakirler, garipler o dua edecek kimse çağrılmaz. Gösteriş imkanlı insana çağrılır. Miras hukukuna dikkat etmeli. Burada kul hakkı giriyor, hakkı ibad giriyor. Kul hakkını çok tehlikeye girer. Lebbek der buyur Resulullah Efendimiz. Ona la lebbek denir. Onun kul hakkı miras hukukunda hep duyuyoruz şikayetler geliyor bu miras taksiminde. Onda da dikkat etmek lazım çok. Çocuklarımız bir emanet. Onun esas tahsili Allah Resulü'nü doğru tanımalarıdır. Kur'an, sünnet, fıkıh, edep ve ahlak tahsilidir. Yani ebedi istikbalini kurtarmaya vesile olmaya gayret etmek lazım.
Çocuklarımıza bırakacak en güzel miras şahsiyet ve karakter mirasıdır. Çocuklarımız küçük yaşta neyi ben uygunsuz giyim kuşamdan, alışkanlıktan korumalıyız. Aksi halde o işin tiryakisi olduktan sonra ondan vazgeçmez. Kur'an kurslarımız, yaygın eğitimimiz, yurtlarımız, değer hizmetlerimiz, müesseselerimiz son derece mühimdir. Onları göndermemiz, onlara bir omuz vermemiz, güç vermemiz zaruri. Din eğitimi adına yalnız bir yaz tatilinde çocuğumuzu camiye göndermek de bu dini tahsil olur. Başka tarafa ne kadar gönderiyoruz? Ne kadar o imtihanlarda ana baba kapılarda bekliyor? En mühim tahsil İslam'ın tahsilidir. İstikbalimiz esasen bu tahsile bağlıdır. Faizli muameleler, gabni fahiş bunlardan uzak durmalıyız. Velhasıl Cenab-ı Hak rahmet insanı olarak yaşamayı, nefs-i mutmainneden bir nasip almayı, اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Tertemiz kalbi huzur ilâ gitmeyi Cenâb-ı Hak cümle nasip eylesin. Lillâhi Teâlâ el-Fâtiha.